Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatıma devam edemedim. Ailem tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için onlara yardım ettim. Daha iyi olsun, koruması daha uzun olsun diyerekten paketleme işine geçtim. Her kadın ayaklarının üzerinde durabilmeli. İlk başta ön yargıyla yaklaşıyor. Acaba benim çocuğum yer mi? <laughs> Sonradan diyorlar ki hemen arıyorlar ya da mesaj atıyorlar. Ürününüz çok güzelmiş. Lütfen bir daha gönderir misiniz? Kırsalın Sultanları programından hepinize merhaba. Bugün yine kırsaldaki kadınların neler yaptığını sizlere sunacağız. Zaten kırsalda yaşayan herkes hatta yaşamayan herkes de kırsalda kadınların ne kadar aktif olduğunu hatta bazı bölgelerde erkeklerden daha da aktif olduğunu biliyor. Hatta şöyle muhabbetler olur ya kırsalda erkekler kahvehaneye gider. Kadınlar ne yapar? Tarlada, ahırda, da çocuklarının başında olur. Bu muhabbetlerin maalesef doğru olduğu, biraz daha iş yükünün kadına kaldığı bölgelerimizde var. Bu durum diliyoruz ki iş yükü eşitlenir. O dertler, yaşamdaki sıkıntılar bir tür bir şekilde bölüşülür ve biter diyoruz. Biz buna dikkat çekmeye, çekmeye de bir yandan çalışıyoruz. Şimdi yanımızda maalesef e, ekonomiden dolayı bazı sorunlara çözüm arayan bir kadın var. Bu kadın sadece kendi sorunlarına çözüm aramıyor bu arada. Memleketindeki diğer insanların da sorunlarına çözüm arıyor. Arkada gördüğünüz ürünlerin üreticisi. Arka planında da çok fazla emeği var. Bana kalsa ben de her şeyi zevkle anlatabilirim ama Hilal Hanım'dan dinleyelim istiyorum. Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ev dışarıda soğukta değil de. şu an evde sıcacık ortamda olduğumuz için biraz daha iyiyiz. Buraya baktığımızda aslında ne konuşacağımız belli. Evet. Görünüyor. Kuru meyveden bahsedeceğiz ama sadece kuru meyveden mi bahsedeceğiz? Birçok şey var aslında. Çok gençsiniz. Evet. Burada ee, bir hikaye var. Çok gençsiniz. İki tane birbirinden güzel oğlunuz var. İkisi de çok tatlılar. Ee, güzel yetiştirildikleri de çok belli zaten. Büyüğün özellikle küçük biraz daha bebek olduğu için yorum yapamıyoruz. Çok fazla yoğun olduğunuz zaten belli. İki evet. tane çocuk. Geçinmesi gereken bir ev. Ama bir yandan da müşterilerim benden ürün bekliyor diyorsunuz sürekli. Evet. Yetişemiyorum diyorsunuz sürekli. Projeler üretiyorum, ödüller alıyorum diyorsunuz ki demeseniz de görüyoruz. Tüm bunları detaylarıyla sizden dinlemek istiyorum ama önce Hilal kimdir? Hilal ne yapar? Hilal ne zamandır neler yapar? Kırsalda büyümüş bir kız çocuğu olan Hilal'den, kırsalda annelik yapan o genç kadın Hilal'e nasıl bir süreç geçti? Bunları sizden dinleyelim. Merhabalar ben Hilal Çevik. Ee, Isparta'nın Eğdiri ilçesine bağlı Gökçe Köyü'nde doğdum. Ee, Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatıma devam edemedim. Ailem tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için onlara yardım ettim. Ne kadar okudun peki? Kaçıncı sınıfa kadar? 8'e kadar okudum. Ortaokulumu tamamladım. E, sonradan eğitim hayatıma devam edemedim. O yüzden erken yaşta evlendim. Hı hı. Ama şöyle bir detay var onu da söylemek istiyorum izleyenlerimiz de bir mutlu olsun tebessüm etsinler. Hı hı. E, ardına siz? Liseyi de şu an tamamlıyorsunuz bir yandan evet, değil mi? Açık evet. öğretimden. Yani hayatı bırakmadınız. Hayır bırakmadım. Şuraya bir terbiyesi var. işletme bölümü okumaya düşünüyorum. İçinle ilgili olduğu için. Harika süper. Aynen. Peki tarım ve hayvancılıkta kaç yaşında ilgilenmeye başladınız? Evlenene kadar devam etti mi? Evlendikten sonra... Meyvecilikte, kuru meyvecilikte diyelim daha doğrusu tanışana kadar neler yaptınız? Dinleyelim o süreci. Tabii ki daha önceden aileme yardım ettim. Hayvancılıkla uğraştığı için, hı. bağ bahçelerimiz olduğu için. Sonra tekrar evlendikten sonra eşimin de bağ bahçesi olduğu için ona yardım ettim. Hı hı. E, düşündüm ki e, sürekli meyvelerimizin itiraf olmasından ötürü neden kuru meyve yapmayalım diye düşündüm. Ve çocuklarım olduğu için hani onlar için de dezavantaj olduğunu düşünerekten yola çıktım. Hı -hı. Çocuklarım için de düşündüm. Çünkü çikolata yerine kuru meyveleri yemelerini daha çok tercih ediyorum. Annelik işgüdüleri bir yerden evet. sonra devreye girdi tabii. Evet. E, sonra e, ürettiğimiz ürünlerimizin elimizde kalmasından ötürü Almış olduğum bu kararla birlikte küçük bir işletme yapmaya başladım. Çok az bir şekilde. Daha bu e, paketleme e, paketleme falan yoktu. Çok az bir müşterilerime tanıta tanıta yapmaya başladım. Hmm. Muhtemelen tadımlık ikramlarla evet. başladı. Evet. 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 ilk müşterileri Antalya'dan olmuştu. Hmm. Poşetle yapıyordum daha önceden. Düşündüm ki neden poşetle yapıyorum daha bir iyi ambalaj olsun. Hmm. Daha iyi olsun koruması daha uzun olsun diyerekten paketleme işine geçtim. Sonra bir Instagram sayfası açtım. Instagram sayfası üzerinden adımı daha çok duyurmaya başladım. Ee, sonra baktım ki daha çok olmaya başlıyor. Köyümüzdeki ürünler e, gitgide milletin fazla olduğu için daha çok az ücrete sattıkları için ellerinde kalıyordu. Dedim ki neden ben kazandığım gibi onları da kazandırmayayım diye düşündüm. İşte başta dediğimiz şey maalesef e, sorunlar yaşanıyor. Çiftçilerin elinde ürünler kalıyor ama burada ee, çok zekice ve arkada emek gerektiren bir durum var. Evet. Bunu da siz gerçekleştirmişsiniz. Ben sizin e, şehrinizdekiler, köyünüzdekiler adına da mutluyum bu durumdan. Lütfen devam edin lütfen. Evet. Sonra e, kadınların da boş olasılığını gördüğüm için hem ürünlerini alıp hem de ürünleri onlara işleterek kadınlara iş istihdamı sağlamak istedim. Çünkü her kadın ayaklarının üzerinde durabilmeli. Hı hı. Kırsal'ın sultanları diye de başına demiyoruz bizler. Çok güzel evet. bir örnek oldunuz şimdi. Evet. Ee, baktığımızda pek çok çeşit var burada. Hı hı. Ben kuru meyve ile ilgili daha önce e, sohbetlerde gerçekleştirdim. Daha önce çok severek tattım da. Ama burada biraz daha fazla çeşit görüyoruz. Bunlara da değineceğiz. Ama onun öncesinde e, aktarmak istediğim çok şey var. Misal burada ödüller var. Projeler yazıyorsunuz. Hem bir yandan e, yarım kalan bir hikaye, yani Hilal'in hikayesini devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Okuyarak, açık öğretimden, iş kurarak bence müthiş bir durum. Yetmemiş, etrafınızdakilere de fayda sağlayarak, sağlayarak bunu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Evet. E, projeler de yazıyorsunuz. Hı. Ödüller alıyorsunuz. Eminim sizi çok tatmin de ediyordur, mutlu da ediyordur. Evet. Bu süreci de anlatın lütfen bize. Tabii ki anlatayım. E, 2018 yılında Tarımda Genç Kadınlar Güçlenme proje yarışmasına başvurdum. Bu benim için çok dezavantaj oldu. Bu süreç içinde bir proje yazdım. E, çörekotu projesi yazmıştım. Hı. Daha sonra Antalya'dan il üçüncüsü oldum. Hı hı. Sonra Ankara'ya davet edildim. Oradan da bir ödül aldım. Harika. Sonra dedim ki neden Çörekotu yapayım? ürünlerimiz elimizde kalmasından ötürü hani kuru meyveciliğe yöneldim. Oradan aldığım bir miktar parayı da kuru meyveciliğe yatırdım. Hı -hı. Ee, sonra hem e, köyümüzde köyümüz yeni satış alternatif kanalları açarak köyümüze örnek olmuş oldum ve kadınlara da iş istihdamı sağlamış oldum. Peki mutlu mu köydeki hali bu durumda? Tabii ki e, insanlara hani yani bomboş otururken hani sen bir şey yapamazsın dedikleri zaman ama ben onlara yapabildiğimi gösterdiğim zaman daha çok mutlular. Çünkü yapınca diyor ki ben başaracağım hani bu şekilde devam edeyim de daha çok büyük bir yerlere geleceğini düşünüyorlar bayanlar. Emek her şey, için, her şey için çok iyi bir şey. O şekilde yani. Peki zor olmuyor mu? Dedim ki hani en başta iki tane çocuk var ve bunlardan birisi beş yaşında. Hı hı anaokuluna başlamış bize kendisini tanıttı programı biz annesi bizimle ilgileniyorken o daha çok ilgilendi ona da buradan selam selam yollarım izlerken gülsün duyduğunda e bir de bebeğimiz var yani 5 yaş anaokul 1. sınıfa gidecek ve evet. bütün kadınların zaten algıları aynı yöne evrildi of o çocuğun ne iş ki olacak? Şimdi birinci sınıfa giderken özellikle bebekten zaten bahsetmiyoruz bile. Tamamen sizin kucağınıza bağlı. Sizden başka baba bile sizin kadar şu an ne kadar ilgilense olamayacak. Tamamen size bağlı evet. İkisi de. E bu durumda bir de eşiniz de çalışıyor. O da bahsettiğimiz başta maalesef diyerek bahsettiğimiz kesimden değil. Sürekli üretime dahil olan bir çiftçi evet. kendisi. O da çalışıyor. İki tarafta yoğun. Ama çocuklar anneye daha çok mecbur. Yani bu süreçte kalıyor. Zor olmuyor mu? Nasıl yetişiyorsunuz? Nasıl yetişeceksiniz? Ee, zor olmuyor. Ee, çocuklarımı ayırdığım vakit çok değerli. Ama ürünlerimi evet. ayırdığım vakit de çocuklarım kadar değerli. Evet. Çünkü e, insanların sağlığı benim için çok önemli. Ben çocuklarımı ne kadar koruyorsam, bütün herkes çocuklarını o şekilde koruyordur eminim. Çünkü şu an devirde, e, kötü kötü şeyler yedikleri için kötü kötü yine söyleyeyim. Ya paket gıdalar. Yani. Aynen, paket doğrusu... ambalajlı gıdalar yedikleri için hani çok zarar görüyor çocuklar. Neden doğal meyve yemesinler? Neden elimizde olan ürünleri tüketmesinler? Bir de ambalajlı gıdalarda şöyle bir e, garip bir durum var. Ne yediğimizi tam olarak bilmiyoruz. Hadi tam olarak ne yediğimizi bildiğimiz ürünler yok mu? Elbette var. Ama orada da bir fiyat e, durumu maalesef bizim ekonomimizi bozacak durumda oluyor. Çok küçük gıdalar, çok küçük paketteki gıdalar çok pahalı oluyor. Çünkü neden her şey kanıtlanmış. Orada zaten ürüne değil, ürünün e, kalitesine ekstra ekstra paralar vermek zorunda kalıyoruz. Bu durumu da tamamen yıkan bir olgu olmuş oldu burada. Evet. Hı -hı. E, bu yüzden kesinlikle doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorum ben de. Evet bir çocuğum yok ama Etrafımda birçok çocuk var. Kesinlikle sevdiğim bir e, gıda kuru meyve. Bir de şunu sormak istiyorum. Tabii ki. Çocuklara paket gıdadan sonra kuru meyve vermek aslında biraz zor. Çünkü onları yeni bir şeyle tanıştırıyoruz. Onlara yeni bir güzel tadın var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yeseler, sevecekler, ona eminiz. Ama biz kendi çocukluğumuzdan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Doğal ve sağlıklı denildiği anda bir önyargı direkt geliyor küçücük de olsak bu kötüdür kesin diye. Bunu yıkabildik mi en azından belli bir kesimde? Evet, bayağı bir kesimde yıkabildik. Çünkü e, ilk başta ön yargıyla yaklaşıyor. Acaba benim çocuğum yer mi? Hı hı. Çocuklar memnun kalır mı? Ya da biz memnun kalırız mı? Ürünleriniz hijyenli mi? Hı hı. E, değil mi? Diye herkes şey yapıyor. Mesela yarım şar ya da bir, birer kilo alaraktan deneyip, sonradan diyorlar ki hemen arıyorlar ya da mesaj atıyorlar. Ürününüz çok güzelmiş. Lütfen bir daha gönderir misiniz? Çocuklarımız çok sevdi. Hı hı. Yani, yani bir nokta çocuklar da çok sevdi. Evet, anlattığınızdan daha daha iyiymiş ve daha hijyenliymiş. Ambalajı, paketlemesi bu süreç çok çok önemli insanlar için. Hijyen çok önemli. O yüzden bayağı beğendikleri için şu an çok iyi. Ya Şöyle bir e, durumu söylemem lazım. Burada daha güzel bir görüntü vardı. Bu, bu görüntüyü biraz ben bozmuş olabilirim. Daha fazla ürünler. Sadece tadına bakmak istedim. Ama öyle olmuyor bu iş. Eğer alacaksanız kesinlikle her birinden ikişer paket alın ki birini çocuğunuza saklayabilin. Çünkü ben çocuğum olsa sanırım bir buçuğunu kendim yer, yarım ona ayırırdım gibi. Ya yani artıları da say say bitmez. Mesela özellikle e, ne yapıyoruz? Çalışsak bile çok da yemek yiyoruz ve muhtemelen stresten biraz da hayatın stresinden yediklerimiz de bizde kilo olarak kalıyor. Akşamları cipsler, çikolatalar dediğiniz Aynen. gibi. Tadı güzel mi? Güzel. Ama zararlı mı? Kesinlikle doktorlar söylüyor. Bunu bizim düşüncemiz değil. Paket gıdalar çok fazla tercih edilmemeli diye ee, burada doğal gıdalardan bahsediyoruz. Tabii akıllarda soru işaretleri var. Öncelikle onları bir e, yıkalım, öğrenelim istiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz çünkü üzerine projeler yazan, üzerine çalışan arka planda emek veren de sizsiniz. Evet. Şimdi en önemli konu. Burada biz kurtulmuş haliyle görüyoruz meyveleri ama bu meyvelerin üretim aşaması var. Biraz değindiniz ama detaylı bilgi isteyeceğim. Ee, meyvelerin tamamı sizden ve köyünüzden mi çıkıyor? Yani bu meyveler güvenilir mi üretim noktasında? Çünkü meyvelere de çok güvenmek mümkün olmuyor. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz GDO e, diye bildiğimiz ama sadece GDO da değil sorun işte e, pek çok şey dikkat edilmiyor. İlaçlamalardan sonra kalıntıları olan ürünler oluyor. Onlar mı kurutuluyor veriliyor? Bunların zihinde canlanması çok 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 normal ama durumu arka planı daha kurutulmadan önceki aşamayı sizden dinleyelim. Tabii ki şu şekilde anlatayım. 10 çeşit meyve çeşidimiz var. E, ben ürünlerimizi yarımız yarısını kendimiz üretiyoruz. Yarısını da köyümüzdeki insanlardan alıyoruz. 9 ee, meyve a, a, pardon, 10 meyve çeşidimiz olduğundan hı hı. şekilde bahsetmek istiyorum. Hangi meyveler olduğunu da mutlaka sayalım bu arada? Aynen. Ee, cennet hurması var. Elma kurusu, kiraz kurumuz var iki çeşit. Bu arada cennet hurmasını yiyeceğim zaman beni uyardılar. Sepeti daha fazla bozma zümrüt yeter diye yiyemedim. O yüzden onunla ilgili yorumu şu an yapamıyorum. Evet. Ee, sonra iki çeşit erik çeşitimiz var. Mürdüm eriği ve sarı erik. Domates kurumuz var. Şeftali kurumuz var. Elma var, vişne var. Armut e, çok yapmıyoruz ama isteyenler için yapıyoruz. Evet. Bu şekilde ürünlerimizi yapıyoruz. Bu ürünlerimizi de hani makina değil ama Gün kurusunda yani güneş kurusunda kurutmayı tercih ediyorum. Çünkü daha doğal olsun. Çünkü ürünler bana geldiğinde doğalken niye ben onun genetiğini bozarak makine kursu yapayım diye düşündüm. Hı hı. Daha birden ısıya maruz kalınca farklı bir durum Tabii oluşuyor? ki. Ee, rengi değişmiyor. Şey oluyor ama güneşte kuruduğu zaman rengi değişiyor. Bazı insanlar diyor ki bunun rengi neden makine kurusuyla aynı değil diyor. Hı -hı. Ama yedikleri zaman lezzetinin daha farklı olduğunu söylüyorlar. Tam olarak o noktaya değinecektim dedim ya daha önce de e, kurutulmuş meyve ile ilgili sohbet gerçekleştirdim diye. Hı -hı. E, doğal Değil ya da böyle bir yorum asla yapmıyorum. Sadece şöyle bir deneyimimi paylaşmak istiyorum. Arka planı çünkü net bir bilgim olmadığı için söyleyemiyorum. Kurutulmuş elma. Orada da kurutulmuş elmayı çok severek denemiştim. Burada da kurutulmuş elmayı çok severek denedim. Ama orada makineyle kurutulmuştu. Tadı güzeldi ama bunun kıvamı çok daha farklı ondan. O daha kuru güzeldi. Kesinlikle kötü bir şey söyleyemiyorum ona da. Ama burada biraz daha jelibon yemiş gibi. Yani bir, bir tık daha o marketlerde yenilen jelibonun hafifini. Çünkü o bir yerden sonra keser ya. Işte çok e, ağır bir şeker kalır böyle damağınızda. O şeker kalmıyor damakta ama aynı dokuyu veriyor. Yani çocukların önüne... Gıda makasları oluyor ya böyle ekmek makasları vesaire. Onları da kesip küçük küçük verseniz Gerçekten jelibon olduğuna inanarak yerler. Bunu deneyimimi aktarmak için söyledim. Ama tabii bunun e, ev, evde kurutulması, tabii evden kastım makine dışında kurutulması daha mı iyi oluyor? Bunu hiç bilmiyorum. Tabii ki daha iyi. Çünkü güneşten D vitamini aldığı için daha çok vitamin amaçlı oluyor. E, makine makina kuru makina kurusunu kötülemek istemiyorum ama Doğal gün kurusu daha lezzetli oluyor. Makinede sadece bir ısıya maruz kaldığı için o şekilde kuruyor. Ama güneşte vitamini ala ala e, mesela bir erik 5 günde ya da 6 günde kurumuş oluyor. Ama makinada 2 saatte kurumuş oluyor. Ama güneşten vitamin aldığı için daha çok lezzeti... Daha çok kıvamı yerine geliyor. Makineyle biraz daha sanayileşme aşamasına evet. geçmiş mi oluyor acaba? Oradan aile sıcaklığını kaybediyor demek böyle bir duygusal bir yorum olacaktır. Ama marka planını siz açıkladınız zaten. Hı -hı. harici yine sormak istediğim şeyler, ürünlerin e, dışarıda kurutulduğunu e, biliyoruz ve daha açık alanda güneş görecek yerde kurutulduğunu biliyoruz. Hı -hı. Akıllarda şu canlanır, benim canlanıyor şahsen. Herhangi bir şekilde hijyenden ödün verme gibi bir durum olabilir mi? Çünkü eğer böyle bir durum varsa aileler ne yapacak? E, paket gıdada da aynı şeyden şikayetçi. Bunda da şeyden şikayetçi olabilirler mi? Oluca oluyor mu böyle bir durum? Yok hayır ee, ben zaten videolarını çekip insanlara gösteriyorum. Hmm. Ben e, elekli bir telin üzerinde yani ten de yumuşak bir şekilde eleklik yani şu şekilde tabi vereyim. Camların sinekliği gibi şekilde yaptırdık Hı -hı. özel. Onların üzerine koyuyorum. Ekipmanımız Ondan... var onun için yani. Tabii yani. ki. Evet. Ee, sonra. Onlar kuruyor. kuruduk zaten onlar yüksekte kuruduğu için kedi ya da vesaire toz görmüyor. Hı -hı. Ee, biraz kuruduktan sonra ben onları yıkıyorum, üzerine dülbentlerle örtüyorum. <laughs> Yoğurt süzme mantığında mı? biraz. Aynen. Mantığında. Üzerlerini evet. örtüyorum, sonra tekrar bir daha kurutuyorum, sonra artık paketleme işlemine geçiyorum. Hani direkt oradan kurutup da paketlemiyorum, yıkıyorum, üzerlerini kur... zaten yıkadıktan sonra üzerlerini ört örttükten sonra tekrar bir daha kuruyor, Hı -hı. sonra paketleme işlemine geçiyor. Emek emek yani her evet. aşaması. Paketleme işlemindeki süreci de dinlemek istiyorum sizden. Biraz daha evet e, samimi Hı -hı. ama aynı zamanda kurumsal bir havada katıyor tabii ki de paketle. Tabii ki. Bana sorsanız şahsen. Poşette mi e, almayı tercih edersin? Pakette mi? Baktığımızda daha güvenilir geliyor tabii paketleme. Paket gıdaları laf söyleyip paketli olunca daha güvenilir geliyor demek de işte tamamen algısal boyut ama durumda da böyle. E, paketlere geçerken, paketlemeye geçerken nasıl bir süreç açtınız onu da öğrenmek istiyorum. Antalya'dan dediniz ilk müşterilerim oluştu. Evet. Orada poşette yollarken şimdi böyle artık tasarımı olan şöyle e, gösterelim biraz daha yakından zaten Detay çekimlerde göreceksiniz ama ben şu an böyle bir göstermek istedim. Böyle bir paketlemeye, artık tasarım boyutuna, kurumsallık boyutuna nasıl geçtiniz? Tabii ki şöyle anlatayım. Önceden poşetleme işlemi yapıyordum. Baktım ki naylon üzerlerini böyle yani sıcaktan hani bir de Antalya gönderiyorum ya kargo şeklinde. Üzerleri böyle sıcaktan nemlenmiş gibi oluyordu ve ben bunu insanlara niye bu şekilde göndereyim dedim. Değil mi? Aynen sonra kağıt keseler de düşündüm ve bu şekilde e, ambalaj yaptırdım kendime. E, yani sadece benim sağlığım değil diğer yani insanların sağlığı da benim için çok önemli. <laughs> Size çok e, aklımda önemli bir soru var. O soruyu sormayı asla unutmak istemiyorum. Korkuyorum çünkü ne zaman bu soruyu kesin sormam lazım ama şimdi değil desem e, o soruyu unutuyorum ama şu an değil. Soracağım. Çok çok önemli bir konu bu arada. Sizin hedefleriniz var. Evet. Hayalleriniz var. Evet. Çok saygı duyuyorum. Şu an özellikle sohbeti derinleştirecekçe saygı boyutum da artıyor. Küçücük bir çocukken Maalesef ki o dönemki e, sosyal yapıdan, ekonomik yapıdan dolayı eğitim hayatınızı tamamlayamıyorsunuz. Evet. Hemen hemen yaşınızı vermeyeceğim. Kadının yaşı söylenmez diyerek kendi yaşımda sizin yaşınızda söylemeyeceğim ama hemen hemen aynı yaştayız. Ben işle ilgileniyorum sadece. Sunucuyum, muhabirim sadece işimle ilgileniyorum. Anne değilim. Yeğenlerime bakmak bile benim için. Arada bir baksak bile zor bir iş gibi geliyorken sizler neler başarıyorsunuz? yetmiyor hayatın içinde var olmaya devam etmek için. Şu an öğrencisiniz de bir yandan, okuyorsunuz evet. bir yandan. E, firma sahibisiniz aslında. Bir yandan yetmiyor. Aslında farkında mısınız? Böyle sohbete yayılınca sanki aman ne ki diyorsunuz ama bir baktığınızda okuldan küçük yaşta ailen, küçük bir kız çocuğundan genç güçlü bir kadına evrilme hikayesi. Aslında dolu dolu bir hikaye. Ama dediğim gibi bu da yetmiyor. Etrafa da bir umut olma durumu söz konusu oluyor. Ee, projeler için hazırladığınız bir Kağıt var sizin özgeçmiş niteliğinde bir kağıdınız. Ona baktığımda ben dedim ki ha güzel bir sohbet çıkacak. Diyorsunuz ki orada kur meyvecilikle ilgilenen hiç kimseden bu söylemi duymadığım için bunu net vurgulayabilirim. İlk defa sizden duydum bunu. Kağıdınızdan okudum bunu. Diyorsunuz ki bunun e, artık farklı boyuta taşınması gerekiyor. Bunun önemi anlaşılan bir sektör haline gelmesi gerekiyor. Yani kuru meyvecilik, kuru yemiş misal artık önemi biraz daha anlaşılan e, marketleştirilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Ama kuru meyvecilik böyle değil hala hazırda. Siz... Daha neler yapmayı planlıyorsunuz? Daha neler olabilir sizce? Hayalinizde, hedefinizde şeyler var mı? Belki ileride şu an tamamen aklımın etkilerini söylüyorum. Kuru meyve veya kuru sebze ve kuru meyve dükkanları, marketleri olacak. Belki çocuklar için böyle küçük paketler hazırlanacak. Jelatinli gıdalarla aynı tarzda. Yani şu an aklımda bunlar canlı. Aslında benim bile ufkumu açtınız bu konuda. Yani ben işin içinde olmama rağmen ee, bir hayal kurdum şu an. Ama eminim siz bambaşka hayaller kurmuşsunuzdur. Siz benim kurduklarımı çoktan kurup üzerine detaylarını bile düşünmüşsünüzdür de ben sizden dinlemek istiyorum. Böyle iddialı bir hayalle e, jüri karşısına çıkmışsınız, projeler sunmuşsunuz. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Heyecanla dinleyeceğim bu arada sizi. Tabii ki şu şekilde anlatayım. Öncelikle ben daha çok kadınlar üzerine yönelik çalışmak istiyorum. <laughs> Çünkü günümüzce kadınlar ezilen konumda olduğu için kadınların bir tık daha yükselmesini istiyorum. Çünkü kadınlar e, yapabilin, e, yani kadınlar isteyince her şeyi başarabileceğini herkese göstermesini istiyorum. Sen yapamazsın. Ya bana da çok söylediler sen yapamazsın. Söylediler mi? Evet. Kimler söyledi mesela? Yakın çevrelerim söyledi. En iyiliğim aileden bile vardır. Yapamazsın. Evet sen yapamazsın, sen başaramazsın. Ama ki zaman öyle bir şey gösteriyor ki insan istedikçe, hayal ettikçe daha çok şeylerin başarabileceğini gösteriyor ki inşallah söyleyenler de tanır Şöyle eminim söyleyenler kimse annen ise bile bilmiyorum tamamen şu an en yakını olduğu için oradan örnek veriyorum. Selam olsun annenize de. Ee, oysa bile şu an size şunu söylüyordur yakınızdakiler. Bize de meyve kaldı. Değil mi? Mesela bunu da değerlendirelim. Ya da sen nasıl yaptın? O süreci öğrenmeye çalışıyorlardır. Programımızı izleyebilirsiniz. O süreç detaylıca anlatılıyor şu an ama keşke en başta birbirimize destek olmayı da bilsek, bu konuda bazen e, biz birbirimize kötü davranıyoruz. Evet. Kardeşiniz belki diyor ki ne yapacaksın? Bunu yapacağım, görünüyor zaten bunu yapacağım. Sonra çabalayıp bunu da yapacağım ama orada bir dinlenmeme, önemsememe durumu oluyor da şöyle bir şey düşünüyorum ben, hep zihnimde şu canlanıyor. Hani dedik ya kadınlar e, biraz daha ezilen konumda oluyor diye maalesef. Evet. Ee, bu durumu değiştirmek için çabalıyoruz artık. Sosyal medya, televizyon bunu bangır bangır bağırıyor. Kadınları artık kimse ezemez. ezmemedi kadınlara bağırıyor ama önce. Bence kadınlar biraz daha emek verme noktasında bonkör oldukları için bastırılan güçtü. Ama bastırılan her şey çok daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkar. Bunu da zaten görüyoruz şu an röportaj yaptığımız diğer programlarımıza baktığınızda da. Erkek de hayvancılık yapıyor ama orada bir baskılanma söz konusu olmadığı için öncesinde bildiğini yapıyor. Ama kadın araştırıyor, öğreniyor ya. Evet. Erkek de meyvecilik yapıyor ama biliyor zaten baskılanmamış. Baskılanmasın kimse tabii bu baskı, baskılamayı da övüyor gibi oluyor ama kesinlikle öyle değil. Yapıyor, bildiğini yapıyor ama kadın araştırıyor. E, o da bunu yapıyor. Benim bir şey yapmam lazım, öne çıkmam lazım. Belki de bu Dürtüye karşı gelen kadınlar sayesinde artık kadınlar bir daha bu dürtülerle uğraşmak zorunda kalmayacak. Bu yüzden çok güzel temsil etmişsiniz kadınları da diyebilirim. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Misal artık şu boyuta da geçmek istiyorum. Eklemek istediğiniz şeyler yoksa müşteriler boyutuna, ürünlerin. Hangisi daha çok seviliyor? İlla vardır işte böyle tat oranında farklılıklar tabii damak zevkine göre de değişiyor ya da talep noktasında farklılıklar vardır. Bir de şu an Isparta'dayız, Eğirdir'deyiz ama e, İstanbul'dan da izleniyorsunuz. Şu an Trakya bölgesinden de izleniyorsunuz, Marmara'dan da izleniyorsunuz. Doğudan da izleniyor. Her yerden izleniyorsunuz. O yüzden şunu soracaklar. Tamam ben alayım da bana gelir mi bu yani? Bu algıyı da bir açmak ist açmak istiyorum. Sizin söylemek istedikleriniz varsa önce bu arka planla ilgili onları aktarın. Sonra artık ürünlerin e, nerelere sunulduğunu, nasıl sunulduğunu da dinleyelim sizden. Ee, öncelikle aileme çok teşekkür ediyorum her zaman, her daim arkamda durdukları için. Onlar olmasaydı belki bu işlemi başaramazdım. Hı -hı. Ve bütün kadınlara da buradan söz söylemek istiyorum. Hayaliniz varsa arkasından koşun. Eğer ben başardıysam bütün kadınlar başarmış olur. Hı -hı. Çünkü size çevrenizde çok kişi şöyle söyleyecek, e, yapamazsın edemezsin şeklinde. Ama bence hiç kimseyi dinlemeyin, sadece hayallerinizin peşinden koşun. Kesinlikle öyle her bölgeye gidiyor mu artık merak edilen diğer konuya geçelim. Her bölgeye ulaşım sağlanıyor mu? Tabii ki öncelikle ben e, önceden bahsettiğim gibi Antalya ile başlamıştım. Evet. Sonradan e, oradaki müşterilerim arkadaşlarına tavsiye etti. Sonra o arkadaşları öbürkülerine tavsiye etti. Sonra Hı -hı. Isparta, Antalya, İstanbul, İzmir derken bir baktım ki Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyorum. Çok güzel. Ve bu beni çok mutlu etti. -hı. -hı. Tatmin oluyorsunuzdur zaten Tabii baktıktan ki. sonra bir geliyor Isparta'ya Urfa'dan bir istek ya da Çanakkale'den bir istek. insan bir heyecanlanır. Evet. Belki ne oluyor? Birden mutlu olabilir. Çok güzel. Kamera arkası sürekli bizim röportajımızı bölüyor. Asla ben yapmıyorum. E, sepet her seferinde eksiliyor. Bu zaten <laughs> ürünlerle ilgili sizin... Hiçbir şey söylemenize gerek olmadığını gösteriyor. Bakıyoruz ya dayanamıyoruz. Paketleri de alıp kaçacak nerede onları tutuyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz bir şekilde. Zor da olsa. Kesinlikle ben asla aralarda yemiyorum. Şurayı asla eksiltmedim ben. Şimdi şunu merak ediyorum. Yerken bile damak zevki kesinlikle etkili. Hepimiz farklı bir şey odaklandık. Hepimiz farklı bir şey alıyoruz ama mesela birisi ee, kameramanımız Furkan Bey jelaturmasının turmasının yarısını bitirdi. Az önce ben kayısı kayısıyı çok seviyorum uzamda kaldığı için bitiremedim ama program bittikten sonra kayısıyı bitireceğime eminim. Yine kamera arkasında bizlere destek olan Ömer Bey de elmayı da bitirdi, üzümü de bitirdi, pek çok şeyi de maalesef bitirdi. Baktığımızda hepsi seviliyor ama en çok hangisi tercih ediliyor? Bütün ürünlerimiz tercih ediliyor ama cennet turması daha fazla tercih ediliyor elma. Evet. Şeftali, kayısı ve kiraz. Cevre turması çok... e, benim yorumum sanki kurutulmuş hali daha güzel gibi. Bence Normal de. Ve güzel e, gibi. söylüyorlar bu yaşken nasıl bu şekilde geliyor ve bu lezzeti taşıyabiliyor diyorlar. Çünkü Hı. biz bunu ergin değil daha gökken yapıyoruz ve o şekildeyken bu nasıl bu hale geliyor diye bütün müşterilerimiz soruyor. Kesinlikle öyle. bir değişiyor tadı. Hani elmanın da tadı. Değişiyor. Gerçekten değişiyor. Ee, Şunu da sormak istiyorum. Dediniz ki sohbet içerisinde armut isteyen olursa armutu da kuruttuk. İşte talebe göre. Evet. Burada bir ampul yanıyor ve diyoruz ki direkt her istediğimiz kurutulabilir mi? Yani kurutulabilmesi için meyvenin Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Yani hepsi kurutulabilir mi? Hepsini yapabilir misiniz talebe göre? Tabii ki kırsalda olan bütün meyveleri e, yapıyoruz. Hı. Hani elimizden geldiğince daha fazla üretmek istiyoruz. Hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarım herkes yedikçe tadına bayılır. Kesinlikle ben o konuda kefilim biraz. Pek çok şey öğrendik. Hem sizin hayatınızla ilgili çok şey öğrendik. Hem e, kuru meyvenin, kurutulmuş meyvenin bambaşka bir sektör olması gerektiği konusunda kesinlikle sizinle hemfikir oldum. Çünkü başka bir tat. Başka bir olgu ve daha çok kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Söyleyecek daha neler var bilmiyorum ama e, sizin bundan sonra nerelerde olacağınızı merak ediyorum. Yani evet çok güzel doneler verdiniz. Dediniz ki e, ben pek çok kişiye ...köylünüzden bahsediyorum pek çok kişiye... ...bir şekilde iş öğretmeye de çalıştım... ...onlarla iş yapmaya da çalıştım dediğiniz bu harika bir durum. Haricinde diyorsunuz ki... ...ben ilk okuldan terk etmiş okulu bir çocuktum... ...ama şimdi liseyi okuyorsunuz... ...üniversiteyi bitirmek istiyorum... ...işletme okumak istiyorum ve... ...işimi yapıyorken kitabını da bilmek istiyorum diyorsunuz. Hayalleriniz, evet. hedefleriniz çok fazla. Gerçekten gurur duyuyorum şu an. Bugün tanıştık, burada tanıştık ama... Kırsaldaki kadın bence böyle olmalı, dimdik olmalı ve eminim sizin yetiştireceğiniz çocuklar da sizin gibi olur. En az sizin gibi olur. İleriye dönük başka neler yapmayı umuyorsunuz, neler yapacaksınız, planlıyorsunuz bunları da öğrenelim. Sonra yeteri kadar e, konuştuk. Artık biz program bitsin istiyoruz ve tadını çıkarmak istiyoruz bu durumun. İlk defa bir program bitsin ve konuşmayalım, yiyelim istiyorum bu arada. E, sizi dinleyelim. Sonra veda edelim sizlere. Tabii ki ben işletmemin biraz daha büyümesini istiyorum. Sadece Burayla değil daha farklı yerlerde de çalışmak istiyorum. Çünkü ya yani kısacası adımızın daha çok duyulmasını istiyorum. Bütün herkese iş istihdamı sağlamak istiyorum. Herkes hani kış yaz döneminde herkes bir işle uğraşırken kış döneminde neden bir işle uğraşmasınlar ki diye düşünerekten böyle bir işe girdim. Herkesi bu fikri kabul ettirmek istiyorum. Umarım da başarırım. Şimdi eşinizle ilgili de konuşmak istiyorum bu arada. Hı hı. Çünkü şunu söylemekte kesinlikle yanlış olur. Evet kadın isterse her şeyi yapar, erkek isterse de her şeyi yapar. Evet. Ama en güzeli birlik olmayı, evet. birçok konuda eşit olmayı ve algılayıp buna göre hareket edebilmektir. Eşiniz bir çiftçi eşinizle evet. Eşiniz de kırsalda büyümüş, kırsalda yetişmiş bir beyefendi. Kesinlikle beyefendi diyoruz ama beyefendi lafında gördüğümüz kadarıyla hak eden de bir adamlı kendisi. Ee, eşinizle nasıl bir diyalog gelişti? Mesela eşiniz size hiç dedi mi? Ne uğraşıyorsun ya böyle boş boş şeylerle? Hiç dedi mi bunu? Ya da size destek oldu mu? Nasıl bir tutum sergiledi? Bunu da çok merak ediyorum. Anne baba biraz daha evladım işte yapsın, uğraşsın. Başarılı olamazsa bile ilgilendiği için bir şeyle mutlu olsun mantığıyla yaklaşabilir ama eşiniz ne dedi? Tabii ki benim için en büyük destek eşimden geldi. Sen yaparsın, sen başarırsın dedi. Hmm. Ve birlik beraberlikten de doğduğu gibi bu şekilde işletmemizi küçük bir şekilde kurduk. Umarım daha daha, daha çok büyüme yolunda ilerler. Peki ileride eşiniz de bu işte sizinle birlikte ilgilenir mi? Yani şu anda ilgileniyor. Tabii ama... ki ilgileniyor. Her aşamasına ilgileniyor ve annem de çok yardımcı oluyor, hmm. eşimin annesi. Yani ben bütün her şeyi ikisine borçluyum. Bana o kadar çok destek oldular ki Hani tamam kendi ailem de çok destek evet. oluyor ama eşim ve annesi çok destek oluyor bana. E ne güzel. Klasik evet. kaynana algısı oluşuyor ki ben bence çok çok yanlış. Benim annem de birinin kaynanası ama böyle e, o algının uzağında mutlu oldum. Sizin annenize zaten annem diye dol dolu söylediğiniz için de anlayabiliyoruz. Evet. Bir sıkıntı yok. Olsa bile bu sıkıntıları tolere edebiliyorsunuz, güzel bir ilişki kurmuşsunuz. Çok sevindim. Ee, şanslıymışsınız ki iyi insanlar dahil edebilmişsiniz hayatınıza ama sadece şanslı biraz insan çekiyor da bence iyi insanları çekmişsiniz onları. Tekrar hem teşekkür ediyorum sohbet için hem de tüm bu süreçten, çocukluğunuzdan bu yana bu arada işe girdiğiniz, işi kurduğunuz süreçten bahsetmiyorum, tüm bu süreçten Hilal'in hayatında bunları başarmasına sebep olduğunuz için emeğinize çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum tekrar sizleri. Söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım çünkü artık programın sonuna geldi. Asıl ben teşekkür ederim geldiğiniz için, hayat hikayemi dinlediğiniz için. Hı -hı. Buradan aileme de çok teşekkür ediyorum bana destek oldukları için. Umarım e, bir gün ben de büyük bir işletme kurarım. Bütün herkese iş istihdamı sağlarım. Hı -hı. Bu kadar. Sosyal medya üzerinden de mutlaka size ulaşsın izleyenlerimiz evet. sizler de bizim gibi ee, ama önerimi unutmayın tek paket değil tek paket alırsanız çocuğunuza veremezsiniz ben çocuğuma vermezdim sanırım birazcık kendi boğazında düşünen biri olduğum için o yüzden tek paket değil her şeyden ikişer tane kayısı önerimdir bu arada tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Kırsal'ın Sultanları'nda bugün sakin bir program yaptık. Dinlendim sohbet ederken, dinginleştim çünkü güzel bir hayat hikayesi zor. Ama sonucu güzel olan bir hayat hikayesini dinledik. Farklı hikayelerle tekrar sizlerle olmayı bizler de diliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.